Beni tanıyanlar bilir, çok kitap okuyorum. Kitap okumayı da çok seviyorum. Birkaç yıldır haftada 4 kitap okumayı hedefliyorum. Aslında 4 kitap okuyorum haftada. Ama Goodreads'te senelik hedefim 52. Çünkü o haftada 4 kitap okusam da, yani 208 kitap okusam da, aslında 52 tane güzel kitap yakalamak oradaki amacım. İşte o taramalar sırasında bazen öyle kitaplar, yani o okumalarım, avlarım sırasında bazen öyle kitaplar karşıma çıkıyor ki gerçekten ben okumayı bunu okumak için öğrenmişim gibi bir his oluşturuyorlar. İşte öyle kitaplardan bir tanesi. Alışkanlıkların gücü. Veri, paternler, bunlar üzerine kafa yoran bir insanım. Meslek hayatımda bunlarla uzun süredir uğraşıyor. Alışkanlıkların gücü birkaç seviyede alışkanlıkları ve paternleri inceliyor. Aslında üç seviyede inceliyor. Bireylerin alışkanlıkları, başarılı organizasyonların alışkanlıkları ve toplumların alışkanlıkları. Her üç seviyede gerçekten çok güzel bir şekilde ele alınmış. Bireylerin alışkanlıklarında beynimizdeki paternler üzerinde duruluyor. Yani bir alışkanlık nasıl oluşur? Alışkanlık nasıl tetiklenir? Onun önüne başka bir set koyarak, ondan kurtulmak için başka bir şeyi öne çıkararak kendimi nasıl değiştiririm? Bunlar üzerine çok güzel bilgiler okuyabilirsiniz kitapta. Mesela benim için önemli ve kalıcı bir bilgi, insanların yaşamlarında normalde pek değişiklik yapmadığı, benzer şeyler yaparak yaşadıkları ama hayatlarında dramatik bir değişiklik olduğu zaman, mesela şehir değiştirdiğinde, bir yakını vefat ettiğinde, evlendiğinde, çocuğu olduğunda, emekli olduğunda, işini kaybettiğinde gibi hayatlarında dramatik bir değişiklik olduğunda diğer alışkanlıklarını da değiştirmeleri daha kolay bir hale geliyor. Bu kitaptan benim için önemli bir bilgi, her zaman kullandığım, sıklıkla başvurduğum bilgilerden bir tanesi bu. Bunun dışında dediğim gibi başarılı organizasyonların alışkanlıkları ve toplumların alışkanlıklarıyla ilgili de çok güzel yaklaşımlar var kitapta. Böyle bazı kitaplar taranarak okunur, bazı kitaplar böyle biraz keyifle arada bir bakarak okunur falan. Bazı kitaplar vardır böyle her sayfasında çizikler, her sayfasında böyle satırlarca altı çizili bir şekilde okunur. Bu benim böyle okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Sizin için de keyifli olacağını umuyorum.